çok can alıcı bir soru sordunuz. Ben öz yüksek valiyim. Ve üstelik emekli toplum müdürüyüm. Olayların iç yüzünü baştan beri içerisindeydim, biliyordum. 2011 yılında bizden yer istediler. 10 gün içerisinde güçlü köyümüzde rahmetli Ahmet Öner ile İdris Öner'in teşvikleri ve önderliğiyle 2 milyon metrekarelik yeri biz arsadan cins tahsisini yaptırarak Mali adına Mali Hazinesi adına yaptırdık. Üniversite tahsis edildi. 2000 yıl. Aradan kaç yıl geçiyor? 9 yıl geçiyor. Kampüs için ayrıca bir topu verdik. Şu anda ben miktarını bilemiyorum ama herhalde 80 bin metrekare diyeyim. Ayrı bir yer verdik. Aradan 11 yıl geçiyor. Hiçbir gelişme yok. Yerel basında, sizin sayenizde, sizin gazetenizde, biz rektör bey. Hakkari Üniversitesi rektörü yılda iki defa yüksek veya geliyor. Kaymakamımızı ziyaret ediyor. Bir ilkbahar dikkat edin. Bir ilkbahar bir sonbahar. Yılda iki defa. Basından öğreniyoruz. Rektör bey geldi. Kaymakam bey makamında ziyaret etti. Yer gezildi, beğenildi. Geri gitti. Vali, e, şeylerde, vaatlerde bulundu. Aradan dokuz yıl geçiyor. Hiçbir şey yok. Böyle uzun bir tanışma olur mu? bakalım Bey'imizi ben ilk gelirken Savus'un ziyaretine gittim. Dediler ki kendileri bana, e, bu merkekte en büyük sorunumuz biz e, düşünen in, beyin göçünü durduramıyoruz. İnsanların beyin göçünü durduramıyoruz. Tahsillerin tamamı gençliğimizi elde tutamıyoruz. Tutamayız çünkü üniversitemiz yok. Nasıl tutacağız? Nerede tutacağız? Yüzlerce, binlerce öğrencimiz ilçe dışında kalıyor. Sefalet içerisinde biz 2 milyon metre karamıza ne oldu? Niye bir ilerleme olmuyor diyoruz. Aradan bir 11 yıl geçiyor bize verdikleri cevap. Efendim e, hakikaten biz mühendisler e, gönderdik oraya. Zeminde battı. Zemin kayıyormuş. Ya Allah var. Allah var. 11 yıldan sonra aklınız başına geldi zemin kayıyor. Ne kaymasın sen bunu kime söylüyorsun ya? Ciddi olalım biraz. Merzanda kaymıyor mu? 3 defa bina yaptınız 8 defa kaymadı mı? Allah var. Ondan sonra dönüp bakıyorlar bize diyorlar ki efendim siz yüksek oda e, bina verin kirasız. E, yine gene verelim. İyi de sen Hakkari'de kirasız binaya mı yerleştirdin Allah aşkına? Sadece yüksek ve meslek yüksek okulu 2008 yılından bu yana ayda 20 trilyon lira Hakkari yereline merkezine para bırakıyor. Onu bana sana kaptırırlar mı? İşte bizim vilayetten kopmak istediğimiz, il olmak istediğimizin nedeni bu. Gençliğimiz elden geçti. Bana her türlü kötülüğü yapsınlar fakat üniversitemi versinler. Gençliğim benim gözümün önünde olsun. Bu büyük bir hakarettir. 2008'den beri benim yüksek ve meslek yüksek okulun tabelesi orada. Öğrenciler orada alınıyor yüksek ve adana yüksek bana haberi yok. Neymiş efendim biz özerkmişiz. Batsın böyle özerktik. Batsın böyle özellik. Vali Bey'e anlatılmıyor. Özerkmişler. Vali Bey'den ben istirham ediyorum. Yüksek adama beni başta olmak üzere birkaç tane daha adamı davet etsinler Hakkari'ye. Bize bir saatlik bir fırsat versin. Dertlerimizi anlatalım. Engel. Neden 11 yıl sonra benim yerim koyuyormuş? Ne koymasın? Ne haliyo? Çarem yok. Bağımsız Jeoloji mühendislerini çağıralım. Yere basında batıyor mu, batmıyor mu? Hakkari'de 2008 yılından beri yüksek ve meslek yüksek okulu adı altında 3 defa bina yeri değiştirilmiş. Kiralanmış. Oradan buraya, oradan buraya, urdan oraya. Niye bizde niye kiralamıyorlar? İnşaata neden basamıyor? Kaç yıl daha bekleyeceğiz? Aradan 9 yıl geçti. 9 yıl. Bu bilgi hırsızlığını yapmayın artık. Yeter. Rektör beye ben sesleniyorum. Yazık günah milliyetçilik bu değil. Hizmet bu değil. Ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Benim hakkımı niye yiyorsunuz benim gözlerime baka baka? Etkililere bire bir sesleniyoruz Allah peygamber aşkına. Gençliğimize sahip çıkalım. kuşak kurda yem ettirmeyelim. Bizi kurtaracak bu eğitimdir. En kısa zamanda bu röportajdan sonra Vali Bey de genişlettirmiş. Hakikaten bu konuyla ilgili bir toplantının düzenlenmesini arzu ediyorum. Talep ediyorum. İçerimiz yandı. Gençlerimiz dışarıda harcanıyor. Maddi imkansızlıktan dolayı gidemiyorlar. Piyasamız zarar veriyor. Ben diyorum yılda 20, 20 trilyon lira benim okulum masrafları oluyor. Hakkör bütçesine kalıyor. Niye yüksek veya yakınıyor? Kimin haberi var burada? Ne zamana kadar böyle seyirci kalacağız? Rektör bey bizi daha ne kadar kandıracak diyorum. Evet kandırıyor bizi. Versin bizim verdiğimiz balı geri versin. Hakkari'de öyle 2 milyon metre koro mu vermişler? Merzana sıkıştılar. Yılda 3 defa yer değiştiriyorlar. Koydu koydu koydu. Mühendisler oraya koymaz diyorlar koydu. Yüksek ve gelince yer zemin koygun olmuş. Bıktık artık yeter ya. Yeter artık. Ha? Yüksek ve 150 bin nüfuslu bir yer. Tamam kardeş 11 yıl önce biz sana verdik sen diyorsun efendim yer şimdi koyuyormuş. Söyle tekrar verelim. Allah belamızı versin aya vermeyelim. Bu sefer 3 milyon metre kare verelim. Ama bir sürü şeyler. Hemen boşlansın. Hadi altyapı hazırlıkları gene jeolojik durumlar gelecek yıl. Başta kaydını yüksek vadan istersen 3 milyon metre ben gene taahhüt ediyorum. Hadi bakın yüksek fay adına söylüyorum. Yeter artık ya. Verin bizim bu hakkımızı. Has, gasp, gasp, gasp. Yeter artık ya biz dilsiziz. Hadi biz dilsiz babam. Yaz biraz siz insafa gelin. Bir şey. bir kere, yüksek olan bir tarlası kadar yeryüzü saygım var. Minnet duyuyorum, şükran duyuyorum ama şu anda beş tane yüksek okul var. Yüksek e, meslek okulu. Neden ya sen nereye sığdırmışsın? Bir arada da değiller. Bazen e, inanılmaz kiralar da ödeniyor. Nam sayıç şartlarda. Yüksek ve de sen yer istedin de 11 yıl sonra mı bana bu mazaret ediyorsun? Çok ayıp. Hakikaten ayıp. Vali Bey ben bu konuda hakikaten duyarlı olmaya çağırıyorum. Davet ediyorum. Bilhassa sivil toplum örgütüne, örgütlerine hakikaten büyük çağrım var. Ciğerimiz yanıyor ha. Bu bir memleket meselesi. Sen baktığın zaman yüksek ve de dört tane sivil toplum örgütü sayabiliyorsun. Ticaret odası, esnaf odası, ziraat odası. Neydi o diğeri? Kefalet, o. Kefalet kooperatif. Özüne baktığın zaman kaç tane sivil toplum örgütü var? 34 tane ismini bile bilmiyoruz. Ayıp yani bu mevki makamlar eğer yani artık biraz harekete geçmeliler bu arkadaşlar. Çünkü benim ünvanım yok. Ben bağırıyorum, çağırıyorum. Sen ne bağırıp çağırıyorsun? Sen sivil toplum örgütleri nerede? Valla ben de bilmiyorum. Tatildeler. Hakikaten tatildeler. Kusuruma bakmasınlar. Ben yasal hakkımı, hukuka hakkımı istiyorum. Bu bir suç değil ki. Ben arkadaşlar benim beş tane öğrencim var. Çocuğum. Hepsi de üniversite mezunu fakülte mezun, hepsi de işte. Ama diğerlerde de benim çocuklarım. Kızları olsun, erkekler olsun. Şimdi yüzlerce, binlerce şimdi üniversite mezunu çöpçülük dahi bulamıyor, sürünüyor. Aman ya Rabbi, çok önemli bir konu. Benim sizde istirahamım. Bunu en üst düzeylere aktarın. Vali Bey'den istirahamım. Ilimizin yöneticisidir. Bu konuda Sesimize kulak versin. Bizim kronikleşmiş iki tane sorunumuz var. Birisi il sorunu birisi de üniversite sorunu. Yani Türkiye'de 81 ilin veya birçok ilçeyi gezin. Daha 100 bin nüfuslu, 150 bin nüfuslu bir ilçenin yüksek okulun olmadığı bir ilçe yok. Kabul edelim ki bir memleket ne ile gelişir? Eğitimle, bilimle, kütüphanelerle, okullarla böyle gelişir. Ama biz hala 150 bin nüfusluk bir ilçe ve yüksek okulumuz yok. Biz de dışarıda üniversite okuduk. Belli sıkıntılar yaşadık ama memleketimizde üniversite olsaydı dışarıya gidip o sıkıntılar yaşamayacaktık. Bugün memlekette dışarıda üniversite okumayamayıp üniversite gidemeyen insanlar var. Ama yüksek okulumuz olsa adam belki evinde daha rahat okuyacak. Veya üniversite burada olsa, yüksek okulumuz burada olsa... ...daha farklı insanlar gelecek. insanlar göre istihdam olacak. Belki işsizlik sorununa bir sıkıntı olacak bir nevze olsun. Ama bunlar olmayınca da... ...memlekette e, hep bir taraf eksik oluyor. Hep bir taraf eksik oluyor. O yüzden... ...başta da belirttiğim gibi bir ilçe, 150 bin nüfusluk bir ilçe... E, ...hala bir yüksek okulu yok. Belki eğitim babında da yani daha oturmuş bir eğitim sistemi yok. Her sene ertelenen belli projeler yarın, gelecek ay veya birkaç yıl sonra hep ertelene ertelene hep bir kronik şey oluyor. Yani bir hastalık şeklinde de oluyor. O yüzden memleketimize en yakın zamanda bu yüksek okul veya aslında biz üniversitenin burada olmasından yanayız. Hem potansiyel olarak hem şehrin şehir olarak yani üniversitenin burada olması gerekirken biz en azından yüksek okul da olsa burada bir üniversiteye bağlı bir milli meslek oku, meslek yüksek okulları olsun istiyoruz. Ama işte hep ertelenince ertelenince böyle de olmuyor. Halbuki yüksek okul olsa belki farklı şehirlerden, farklı memleketlerden insanlar gelecek. Burada üniversiteyi dışarıda okumaya gücü olmayan insanlar memleketinde üniversite okuyacak. Dışarıda gidip kira meselesi yüzünden üniversite okuyamayan arkadaşlarımız var. Geçinemeyen arkadaşlarımız var. Belki burada olsa, burada üniversitesini daha rahat okuyacak. Ve 150 bin nüfusluk bir ilçenin e, bu belli başlı demirbaş şeylerinin eksik olması çok üzüntü verici. Yani. 150 bin nüfusluyuz. Belki yıllardır süren bir il sorunumuz var. İl olmamız gerekirken bir türlü olamıyoruz. Ve bunun bu bağlamda da bir de yüksek okul şeyi var. 81 ilde üniversite projesiyle yola çıkıldı. Ama 150 bin nüfusluk bir ilçede hala yüksek okul olmadı. Bundan birkaç ay önce imzalandı. Yerle belirtildi. Ee, ama yine bir durdurma olayı olmuş. Yine olmuyor gibi görünüyor. O yüzden biz en kısa zamanda yüksek okulumuzun olmasını en azından buradan başlanılması gerektiğine inanıyoruz. İnşallah hepimiz için de hayırlısı olur. Ee, biz şehir olarak da daha büyüğüz. Nüfus olarak da daha büyüğüz. Yani eğer bir il mevzusunu hak edilecekse, bir yere verilecekse yüksek ovadır. Üniversitenin kampüsün oluşumu için, daha büyük bir kampüs oluşumu için, daha fazla nüfusun olduğu yerde üniversite olması için Yüksekova daha hazır, Yüksek daha elverişlidir bu konuda. Yani engel midir, değil midir onu bilmiyorum ama yıllardır olmadığına göre engeldir yani. Siz bu... Siz bu... Ee, rektör beye buradan aslında üniversitenin hepsini getirmesini istiyoruz ama mümkünse en yakın zamanda Kendi bu işe he, bize ait olan üniversitemizin en azından birkaç tane yüksek okulunun birkaç bölümünün burada açılarak bu işe başlanılması gerektiğini rica ediyoruz yani. Doğrudur. Aslında bu konuda gerçekten Yüksekova halkımızın gerçekten ilçe olarak biz çok mağduruz, perişanım. Ee, aynı zamanda e, tabii e, 20 gün önce, bir ay önce falan e, bizim Hakkari'deki raktörümüzle işte bir burada sivil toplum örgütü olarak aynı zamanda muhtarlar e, tabii katılım şartıyla biz burada e, bir toplantı yaptık. E, sözde işte bir bina tesis edilecekti falan. Herhalde o da bilmiyorum artık neden kaynaklandı. Şu an herhangi bir sonuç alamadık. Bu konuda gerçekten yüksek uvaya yani yüksek okul şarttır. Bir an evvel yüksek ovaya, ben burada bütün yetkililere sesleniyorum. Kayım Bey'den tutumuz ondan sonra e, hatta işte bakanlığa kadar e, aynı zamanda e, rektörümüze biz burada sesleniyoruz. Yüksek uvaya yüksek ol gelmesine şarttır. Çok büyük bir ihtiyaçtır önce bina olmadığından dolayı işte yüksek uvanın altyapısı işte zemini müsait olmadığından dolayı bize işte sürekli şart koşuyorlardı. En son işte bir bina tesis edeceğine falan bize söz verdiler. Şu anda da sadece sözde tabala da var yani herhangi bir icraat yok. Yani bu konuda gerçekten biz çok mağduruz, çok perişanız. Öğrencilerimiz buradan işte Van'a gidiyorlar, ondan sonra Hakkari'ye gidiyorlar. Bir sürü öğrencilerimiz var, orada perişan oluyorlar. Gerçekten buradaki öğrenciler zaten Hakkari'ye veya da Van'a gidene kadar oradaki işte bir yorgunluktan, bu stresten zaten bir şey elde edemiyor. Bu konuda işte yüksek uvanın nüfusuna göre yani bir an evvel, bir an evvel yüksek okul gelmesine şarttır. Biz bunu bütün yetkililere sesleniyoruz. Evet yani normalde bizim ilçemizin şartları daha elverişli üniversite için, yüksek okulumuz için. E, Hakkari yüksek, yüksek, Okulu 10 yıldır yüksek okula denilmekte. Ama 10 yılda herhangi bir sebeplerden dolayı askıya alınıp getirmiyorlar. Yani biz bunun buraya gelmesini istiyoruz ve kendi mesela ben ben de üniversite öğrencisiyim ben İstanbul'da okuyorum bizim de kendi memleketimizde okumak istiyoruz kendi kardeşlerimizin, yeğenlerimizin burada okumasını istiyoruz. Ben buradan bu nedenden dolayı rektörümüze seslenmek istiyorum. Bu yüksek yüksek okulumuzun yüksek oda olmasını istiyoruz. Hem esnaflar için bir kalkınma olur, hem şartla daha iyi ekonomiye canlı canlılık katması açısından buraya gelmesini istiyoruz. Bu şekilde ilçemize bir önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum. Bunun hem medeniyet açısından bir katkısı olacak, insanların bir kaynaşma açısından ve kültürel zenginlik açısından çok katkısı olacağını düşünüyorum. İnsanların dışarıdan gelen öğrenciler, Trabzon'dan diyelim, İstanbul'dan, yani farklı farklı şeylerden öğrenciler buraya gelin, gelecek ve kültürlerimizi görecek, kültürlerimizi kendi memleketine anlat, anlatma şansları olacak. Yani bu açıdan her türlü hem maddi hem manevi hem ekonomik hem kültürel hem sosyal açıdan her alandan katkı olacağını düşünüyorum bizim için. Burada üniversite öğrencileri olacak, onlar da onları e, görüp bir azim olacak, okuma isteği oluşacak. Daha bir okumanın faydasını görecekler. Bu açıdan onlar da okumak ister, üniversite hayatını görmek isterler. Bu açıdan bizim öğrencilerimize bir öncülük etmiş olurlar. Yani bu açıdan ben kendim üniversiteye gittiğimde, üniversite ortamı ortamı gördüğümde daha önce önceden keşke bu ortamı görseydim diye bir düşünce oluştu bende. Bu açıdan bizim gençlerimize gençlerimize de yol göstereceğini düşünüyorum. Evet maalesef böyle bir durum var. Hatta ben de bu okulun öğrencisiydim. E, muhasebe ve uygulamaları bölümünde öğrenciydim. Kaydımı yaptım fakat gidip gelemedim. Çalışıyordum, e, zor oldu. Yüksek oda olması lazım. Burada olsaydı hem işime gidebilirdim, hem okula gidebilirdim. E, ne yazık ki e, okul bir türlü gelmedi buraya. Daha önce hep duyduk e, rektörler geldi gitti söz verdiler. E, yüksek e, yüksek oy okul açılacak diye hatta e, fakültenin geleceği falan söylendi. E, ne yazık ki bir şey yok. Yani kesinlikle. E, <laughs> artık özel bir uygulamam var bize bilmiyorum ama e, yüksek bu okulun bir önce açılması lazım. E, Birçok öğrenci yani yüksek olup da bu okula girip e, mağdur oluyorlar. Ya, muhakkak ki bir örneği benim mesela. E, 70 kilometre uzak bir mesafe değil ama zor oluyor. Gidip gelemiyoruz. <laughs> kesinlikle zaten ismi üstünde yani yüksek o yüksek okulu neden yüksek değil yani en basit soru bu. E, kesinlikle bu okulun gelmesi lazım, ilgilenmesi e, lazım de buradaki öğrenciler olsun. Özellikle yani siz büyükler de olun. Her türlü yönden buraya gel gelmesi daha iyi olur. Çünkü Hakkari'de özellikle ekonomi açısından daha yama yüksek oğa gelir yüksek var her taraftan yani destek alabilecek bir yer öğrenci konusunda. Aynı zamanda dediğiniz gibi 40 30 40 bin'e yakın öğrencimiz var üniversite hazırlanan. Ya onlar için de daha iyi olur. Daha iyi bir ortam hazırlanır. Yani gelmesi açısından hem öğrenciler için hem de dışarıdan kalkınma amaçlı daha güzel bir şey olabilir. Tabii ki de insan deneyimli açısından yani gidip görürdü en azından o ortamı. O şeyi görse daha iyi olabilirdi bir öğrenci için. Hakkari buradan sana sesleniyorum. Yüksek okulumuzu verin. <laughs> Aynen öyle.